ne şiddetli ayet nazil olmuştur. Ebu Cehil namındaki azılı ve edepsiz kafirin hakkında ne şiddetli bir azar, ne korkunç bir tehdit zuhur etmiş bulunuyor. Böyle bir tehdit daha var. Bir de İslam'a davet eden, insanları İslam'a çağıran, insanlar hakkındaki engelleri koyanlara Cenab-ı Hak şiddetle azap ediyor. Onun hakkında da ayet var. Aman ya Rabbi! Diyelim ki İslam'a davet etmek için vaaz ediyor, İslam'a davet etmek için çıkıyor, köylere gidiyor, kasabalara gidiyor, kahvelere gidiyor, her tarafa koşuyor, insanları İslam'a davet ediyor. Böyle bir adamın aleyhinde bulunulmaz. Böyle bir adamın dedikodusu yapılmaz. Böyle bir adamın ayağının altına karpuz kabuğu konmaz. Şimdi bakınız. Tebbet yeda ebi leheb. Biliyorsunuz bu mübarek surede korkunç bir azabın haberi vardır. Ebu Leheb, hepimiz biliyoruz, Resul-i Zişanımızın öz ve öz amcası Ebu Leheb, Ebu Leheb. Onun hakkında bir sure nazil olmuştur. Onun hakkında bir sure, Arş-ı Âlâ'dan nazil oluyor. Ne diyor? Ebu Leheb ne yapardı? Ve onun karısı ne yapardı? وَمْرَهَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبْ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَلٍ Bunlar ne müthiş meselelerdir. Ebu Leheb şöyle yapardı. Hac mevsiminde etraftan Beytullah'ı ziyarete gelenler Mekke'nin etrafında çadır kurarlardı. Çadır çadır. Hac mevsiminde kimse kimseye katiyen mani olmazdı. Kan dökmek haramdı. Kavga etmek haramdı. Cahiliye devrinde bunlara saygı gösterirlerdi. Eşhürül hurum. Bu aylarda kan dökülmez, kavga edilmez, harp edilmezdi. İşte Mescid-i Haram'ın Mekke'nin etrafına uzaklardan gelen kabileler, aşiretler çadır kurarlardı. Öyle ziyaret ederlerdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onları fırsat telakki ederdi. Çadır çadır dolaşırdı. Çadırın içine girerdi, oradaki insanlara hitap ederdi. Derdi ki, Allah birdir, Allah vardır, ben onun peygamberiyim, ahiret var, mahşer var, hesap var, kitap var, cennet var, cehennem var. Ey insanlar, putlara kapmayın, Allah'tan başka kimsenin hükmünü kabul etmeyin, diyerek İslam'ı anlatırdı. Onlar da düşünürlerdi, merak ederlerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o çadırdan çıkar, öbür çadıra girerdi. Öbür çadıra girerdi. Arkasından Ebu Leheb, peygamberimizin girdiği ve sonra da çıktığı çadıra girer. Sakın inanmayın ha, o benim yeğenimdir, velidir, sihirbazdır derdi. Öyle mani olurdu. İslam'ı tebliğ edene mani olurdu kafir. Alçak Ebu Leheb, imansız Ebu Leheb. Resulullah'ın çıktığı çadıra hemen girer, o benim yeğenim, öz benim yeğenimdir, yalancıdır, efendim sihirbazdır, mecnundur, delidir, sakın inanmayasınız ha, keyfinize devam edin diyordu. İşte ayet geldi. Seyesla nâren zâte lehebin. Allah-u Teala ona öyle bir ceza veriyor ki, sonsuza kadar ebediyül ebed cehennemde alevlerin kaynadığı bir tandırın içine ayakta böyle dimdik onu cehenneme yaslayacağım, bütün cehennemin ateşi tek başına Ebu Leheb'i yakacak diyor Cenab-ı Hak. Seyasla nâren zâfe leheb. Cezayı görüyor musunuz? İslam'ı anlatana mani olanlara verilen cezaya bak. İslam mübelliğlerine, İslam'ı anlatanlara, İslam için çalışanlara mani olanların hakkında
Allah'ın azabını görsünler ve anlasınlar. Aynı şekilde Resul-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam evleri dolaşırdı. Ev ev dolaşır, insanları İslam'a davet ederdi. Ne çalışmıştır Resulullah, ne muazzam gayret etmiştir ya Rabbi. İnsanın takatini aşan bir gayret. O Mekke'deki müşriklerin şiddetli günlerinde daha ziyade geceleri evleri dolaşırdı Resulullah. Akşamları bir evden çıkar öbür eve girerdi. Ve İslam'a insanları davet ederdi. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ Emir bunlar. Habibim, Resulüm, sen insanları hikmetle, mevize-i haseneyle Allah'ın yoluna, Rabbinin yoluna davet et diyordu Cenab-ı Hak. O da ev ev dolaşırdı. Dolaşırdı, insanları davet ederdi. Ebu Leheb'in karısı ne yapardı? Peygamberin hangi eve gideceğini haber alırdı, öğrenirdi. Akşam olunca, karanlık çökünce, Peygamberimiz daha o eve gitmeden Ebu Leheb'in karısı çıkardı, Peygamberin gideceği yolun üzerine zehirli deve dikenlerini saçardı, yol üzerine diken dökerdi, zehirli deve dikenleri dökerdi. Peygamberimiz de orada haberi yok tabii bunlardan. Çıkıp o yolun üzerinden giderken adım başı ayağına dikenler batar, her tarafı kan olur, perişan olur Resulullah. Üzülürdü tabii. İşte Allah-u Teala bunu yapan, Allah yolunda koşan, Allah yoluna davet eden, bir insanın yoluna diken döken, mani olan, fırsat vermeyen, gıybet eden, iftira eden, dedikodu eden insanlara ibret olsun diye Ebu Leheb'in karısına şu cezayı verdi. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَلٍ Ebu Leheb'in karısına öyle bir ceza vermiş oluyorum ki diyor Cenab-ı Hak, ebediyül ebed, sonsuzlara kadar cehenneme hammaletül hatab, cehennemin ateşine durmadan sırtında yana yana odun taşıyacak, boynunda hurma lifinden bir yular olup merkep gibi odun taşıyacak buyuruyor. Boynunda yular olarak cehenneme kendisi kavrula kavrula odun taşımak cezasını Cenab-ı Hak veriyor ona. İbret alalım kardeşlerim. İslam'a mani olmayalım. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Münevver insanlara sesleniyorum. Milletvekillerine sesleniyorum. Kanun adamlarına, savcılara, hakimlere ve bütün memurlara sesleniyorum. Müslümanların ibadetine ve İslam'ı yaymalarına sakın mani olmayın. Başını